Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber börek tadında bir poğaça yapacağız. İlk olarak yoğurma kabımın içine su bardağı ılık suyumu alıyorum. Üzerine bir paket yaş mayamı ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı şekerimi de ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Bir su bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Çünkü çok yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum. Birden unu ilave edersem fazla gelebilir. Bu arada unumu eledim. Elenmiş un kullanıyorum. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Ve yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum. Yumuşacık bir hamur elde ettim. Bu şekilde ele yapışmıyor. Ama yumuşacık bir hamur. Tezgahımın üzerine alıyorum ve güzelce tekrar yoğuruyorum. Hamurumu 4 eşit parçaya böleceğim. Hamurumu 4 eşit parçaya böldüm. Şimdi 3 tanesini kenara alıyorum ve bir tanesini açmaya başlayacağım. Hamurumu un kullanmadan sadece merdane yardımıyla bu şekilde büyüteceğim. Çok yumuşak bir hamur olduğu için büyüyor. Hamurumu bu şekilde açtım. İç harcına ben patates kullanacağım. Siz isterseniz peynir, kıyma, ne ile isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi hamurumun üzerine oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağımdan şöyle parmağımın ucuyla güzelce sürüyorum. Ve uç kısımlarını şerit şerit kesiyorum. Diğer kalan tarafına da iç harcımı güzelce yerleştiriyorum. Şimdi rulo şeklinde güzelce saracağım. Kestiğimiz taraf üste eğilecek şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi tepsimi alıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açacağım. Görüyorsunuz çok kolay bir şekilde açılıyor. Hamurumu açtım. Tekrar tereyağıyla güzelce yağlıyorum. Şeritler halinde kesiyorum. İç harcımı yerleştirip rulo şeklinde saracağım. Bütün hamurlarımı bu şekilde açtım ve tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının içine bir çay kaşığı şeker ilave ediyorum, daha güzel kızarsın diye.
Yumurta sarılarını her yerine güzelce süreceğim. Yumurta sarılarını sürdüm. Şimdi üzerine güzelce streçleyip kapatıyorum. 2 saat kadar mayalanması için bekleteceğim. Hamurum mayalandı bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi 250 derece fırında pişireceğim. Poğaçalarım pişti, nar gibi kızardı. Çok güzel bir şekilde. Şimdi size dilimleyip nasıl yumuşacık onu göstereceğim. Bakın bu şekilde yumuşacık. Deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.